Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemşirle yargı modunu yine açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Dereceli de akacağız arkadaşlar. Dereceli de ne durumdayız? Öncelikle bir ona bakalım arkadaşlar. Yani şu anda kaç gün var? Ligin bitmesine 14 saat var arkadaşlar. Ve ben bu hafta arkadaşlar koskoca bu haftada sadece 6 tane maç oynamışım. En az 15 maç oynamam lazım ki hiç yoktan şu 400 bin euro TP kartı bunları alayım arkadaşlar. Kesinlikle lazım. Yani benim bugün bir şekilde 9 maç daha minimum yapmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen videoda arkadaşlar hızlıca bir 2 maçımızı oynayalım. 2 maçı görelim arkadaşlar bu videoda. O yüzden ben hemen maça geçiyorum arkadaşlar. Şu kontrol ayarımı yapıp. Evet arkadaşlar, efsane birden Bayern Münih diye bir takım geldi arkadaşlar. Bakalım. Kadrosunu inceleyelim kardeşimizin. Dzeko, Suarez, Ronaldinho üçlüsüyle ileride oynuyormuş. Ulan Suarez'i nereden buldun oğlum? Hangi yüzyıldan getirdin de önümüze çıkarttın Suarez'i? Başka koyacak forvet mi bulamadın acaba derken 100 yapmış lan bir de Suarez'i. İlginç bir oyuncuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kardeşimizin 1800 geni var. 1800 civarında bir geni var. Demek ki yedek oyuncular arkadaşlar bu oyuncunun. Çok da güçlü değil. Biliyorsunuz arkadaşlar bu güç, yetenek yedek oyuncuların da hani gücü alınıp hesaplanarak bulunuyor arkadaşlar. Evet, bırakır mı? Hakan pasını vermek istedi. Hakan geçmedi. Arkadaşlar Mbappe Osimhen ikilisi gerçekten çok hızlı oldu. Ve yani yedeklerim de biliyorsunuz benim adam kaynıyor arkadaşlar. Yani bizim Darwin Nunez var, Benzema var, Robin Van Persie var. Yani forvet bolluğu yaşıyor benim takım. Aslında benim bu takım 3 forvet oynamaya hak ediyor. Ama benim... Yani bu el baklavayı arkadaşlar inanılmaz bir sarmış durumdayım biliyorsunuz son dönemde. Bu taktiği güzel oynuyorum. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Oyuncuya göre takım kurmayacaksın. Takıma göre oyuncu kullanacaksın. Yani bu benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hani buna dikkat ediyorum özellikle. Yani bir oyuncu için arkadaşlar ben ne zaman takım bozsam o takımda başarı olmuyor arkadaşlar ya. Gerekse bazı oyuncuları kesmeyi bileceksin. Yani ben Van Persie'yi çok istemeyerek kestim arkadaşlar. Vazgeçmek zorunda kaldım Van Persie'den. Yani eksikliğini de hissediyorum vallahi Van Persie'nin ama ne yapayım, belki yarın 3 forvetli dizilişe döneceğim tekrar. O zaman yine kullanacağım. Ama şu anda arkadaşlar şu kadroda hani maçın başında Osimhen Mbappe ikilisi. Allah'ım bakar mısın şuna ya? Canavar ya. Arkadaşlar ninja kaplumbağa, yemin ediyorum bu herif yani ninja kaplumbağa arkadaşlar. Dehşet bir şey bu adam ya. Daha oyuncu 2 yıldız, tamam 45 seviye olmasına rağmen böyle arkadaşlar. Yani ben bu Mbappe'yi biliyorsunuz daha da çok yükselteceğim. Uçuyorum namussuz da yani gerçekten. Yani her seçiş bir vazgeçiştir arkadaşlar. Bunu unutmayalım, yeri gelmişken söyleyeyim. Evet, Hakan Çalhanoğlu. Hakan ikonik bir pas atmak için bekliyor. Veremedi o ikonik pası çünkü Osimhen kaçmadı. Ya bu da bizim taktiğimizin bir dezavantajı diyebiliriz arkadaşlar. Yani aslında orta sahayı dezavantaj demeyelim de taktiğimizin çeşidi böyle, tipi böyle arkadaşlar. Hani orta sahayı oyun içine sokan, oyuna dahil eden bir oyun yapısı var ama Mbappe geldikten sonra özellikle ben arkadaşlar sürekli dikine koşu at, defans arkasına sarkıp oynamaya çalışıyorum. Herhalde biraz da o yüzden bu tarz senaryoları yaşıyoruz yani. Dumfries'in en çok eksikliğini ben kornerde yaşıyorum arkadaşlar. Lucas Vazquez ile gerçekten bunu yaşıyorum. Evet, bakın şimdi arkadaşlar. Bir verebilsek şimdi zamanı. Çok güzel bak, arkada Modric aldı. Offside değil arkadaşlar. Şimdi oynayacak. Pası geçmedi. Mbappe koşusunu sağlamıştı ama pası geçmedi. Abi oraya değil. Oraya değil arkadaşlar. 2 maçtır total futbolda paslarımda bir sorun yaşıyorum. Herhalde biraz ayarsızlık var bende. Normalde hiç sorun yaşamazdım totalde ama şu an bir istediğim yerlere atamıyorum. Muhtemelen bende bir ayarsızlık var dediğim gibi arkadaşlar. Oyunda çünkü bu konudan şikayetçi değildim yani. Yani çoğu kişinin aksine paslarım istediği yere gitmemesine şikayetçi değildim. Muhtemelen bende bir sıkıntı var arkadaşlar. Evet, bakalım çözeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Rodri kullandı. Mbappe indirebilir mi? Mbappe'nin boyunu açtı yani. İnanamıyorum gerçekten de. Osimhen. Bu benim oyun tarzım değil arkadaşlar. Kesinlikle bu benim oyun tarzım değil. Ulan Mbappe bir geldi, oyun tarzımızı bozdun bizim ya. Arkadaşlar bizim oyun tarzımız ver kaçtı bir oyun tarzı. Dönmeli bir oyun tarzı. Dönme dolap yapıyoruz rakibi. Ben size bunu ikinci yarıda göstereceğim. Tamam, ikinci yarıda kendi oyunumu oynayacağım. Söz veriyorum. Bakalım. Modric Valverde ikilisi. Orta saha.
Hakan Çalımoğlu ile birlikte üçlü orkestra şeflerine emanet arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya. Yani kedinin fareyle böyle oynadığı gibi oynuyorlar arkadaşlar rakiple ya bu üçlü. Gerçekten güzel bir orta saha tandemi yakalamış durumdayım. Evet. Hadi oğlum. Şimdi aldın sen onu. Alamamışsın sen onu. Mbappé'ciğim. Alamamışsın sen onu. Çok güzel girdik araya. Evet. Şimdi burada tek pas. Tamam, dönüyoruz. Modric. Abicim. Canımı sıkmayın benim. Aferin. Aferin Hakan. 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 Valverde. Tekrar. Rezil. Rezil bir oyun. Çok güzel. Bir sakinleşelim mi? Bir sakinleşelim. Oyuna bir yön verelim abicim. Tamam. Valverde bak kardeşim benim. Orada o hata yaparsan adam öttürürler yani. Karşımızda Allah'tan bizi öttürebilecek bir rakip yok. O yüzden sorun olmuyor ama o hata yapmayacaksın orada. Şimdi arkadaşlar ben gerçekten gol yemek istiyorum galiba. Galiba benim comeback hatasım var videoda. Evet. Evet aynen öyle. Rakibe dedim ki kardeşim buyur. Golü yaz dedim. Herhalde benim hırslanmam gerekiyordu. Böyle beraber olması gerekiyordu. Benim o şekilde herhalde birazcık oradan hırs alıp oynamam gerekiyordu arkadaşlar. Ya ne yapıyoruz biz arkadaşlar gerçekten ya. Oha. 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 Aman. Aman. Ver topu. Hocam artık gözünün yağını yiyin bir top kaybetmeyelim be. Allah Allah. İkinci yarı daha iyi oyun göstereceğiz dedik. Her şey daha iyi olacak dedik. Aha aldım şimdi. Skriniar yi lan. Ulan var ya sendeki şansın. Skriniar altta kaldı arkadaşlar. Tam koşu yaptığım bölgede kaldı. Ay ay fake shoot arkadaşlar. Osimhen'in zamanında ne yapardık? Bu sefer rakip yedi. Normalde bu tarz toplara pek müsaade etmiyor artık oyun. Yani fake shoot'ta arkadaşlar böyle bazen hani geçiştiri vermiyor yani. Bazılar çok rahat geçiyor. Mesela bu Rashford falan fake shoot'ta bayağı başarılı ama hani bu sefer müsaade etti. Osimhen'de ben o kadar yapamıyordum. Bu sefer yaptık bakalım. Evet. Hakan. Çok güzel. Bakın bahsettim bu. Alabilseydi Hakan. Daha net gösterecektim de. Yani arkadaşlar orta sahaları ceza sahasına sokuyoruz. Forvetler duvar olmuş oluyor yani. Hani bahsettiğim taktik bu. Forvetler duvar oluyor. Tabi bazen direkt dikine de oynamak gerekebiliyor. Tamamen oyunun gidişatına göre, oyunun yapısına göre şekilleniyor. Ben yine top kaybetmeye de başladım yani maşallah. Yani yemin ediyorum var ya. Ulan Allah'tan rakip iyi şutlar falan çekemiyor da. Altay. Şimdi Mbappe çok güzel çıkarttı. Aradan oynarız ya. Çikrin yer bu sefer yukarıda kaldım diyecektim. Çok güzel. Hadi be. Aradan pasım geçse çok tatlı olacak Mbappe. Rodri. Modric. Bak bu maç var bak. Hakan'ı daha bak arkadaşlar çok nadir eleştirmişimdir. Bu maç Hakan beni üzdü ya. Yemin ediyorum. Beklediğim performans alamadım ama her oyuncu her maç aynı performansı veremeyebiliyor arkadaşlar. Neyse Bayern Münih'i 2-1 yendik arkadaşlar. Hemen hızlıca arkadaşlar sıradaki rakibimize doğru ilerliyoruz. Siz de sıkılmadan. Vallahi rakibimiz direkt buldu ve bu sefer çok güçlü bir rakip geldi arkadaşlar. LFC 11 isminde bir rakip geldi. Yani overall'larımız, takım güçlerimiz bayağı yakın arkadaşlar birbirine. Martinez, Lautaro Martinez, Mbappe, Rashford üçlüsünü kullanıyor. Lautaro Martinez uzun zamandır kullanan çok görmüyorum. İnceleyeceğiz bakalım. Rakipte göreceğiz arkadaşlar. Açıkçası bende de var arkadaşlar Lautaro Martinez. Satmaya kıyamadım. İncelemek için ama biliyorsunuz arkadaşlar benim takım şu anda bir forvet fabrikası gibi olduğu için malum. Yani Lautaro Martinez yükseltip onu deneyecek ne bir parayı ne bir imkanı bulamamış değilim arkadaşlar. Şuna bak çok kötü bir pas benim hatam işte. Bu benim hatam. Orada o pası vermeyeceğim. Abi. Göz göre göre attım o pası. Gerçekten. Abi Rashford yorma bizi. Yorma, çok hoş falan da yapma kankacığım. Aradan oynayacak da oynamadı. Hah şimdi evet. Tamam. Yani başta yapacağım sonunda yaptı rakip ama bizim oyunculara nasıl çarpıyor abicim top. Verdik çok güzel. Mbappe pasım geçmedi. Şimdi ver Hakan'cığım. Ara pas verseydik keşke. Evet. Osimhen bıraktı Hakan'a. Hakan Mbappe'nin koşusu gelmedi. Herhalde ben Mbappe'ye de biraz alışamadım galiba. Abi Osimhen'e nasıl pas attı sen ya? Yemin ediyorum var ya Modric arkadaşlar iğne deliğinden gördü ya.
Bakın izleyelim tekrardan. Modric. Çok güzel pas hareketi. Offside olmasından korkmuştum atarken şahsen ama. Offside olmadı. Çok garip. Hatta top Modric'in ayağına geçtiğinde bile ben offside mı ki demiştim ama. Biraz bazen arkadaşlar kamera açısı da bizi yanıltıp şaşırtabiliyor. Hakan'la biraz koşmayı deneyelim. Hakan. Bak garanti olsun diye var. O kadar bekledim. Topu aşağı çektim, tamam mı? Hani ara pas mı rakibe takılmasın diye. Lan yine rakibe takıldı ya. Neyse. Hakan maçta herhalde birazcık virtüözlük yapacak arkadaşlar bize. Güzel toplar dağıtacak gibi. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Evet, rakip de güzel pas verdi. Mbappe. Vallahi çok da güzel oynadı yani. Tebrik etmek lazım. Koruyalım orayı. Açıyı koruyalım. Açıyı koruyalım. Güzel. Sıfıra indi. Rashford da topu out'a kendi elleriyle teslim etti arkadaşlar. Osimhen'e çıkaracağım çünkü Mbappe Osimhen kadar iyi değil kafayla top indirmek konusunda arkadaşlar. Hani ortalamanın ortalama düzeyde, ortalamanın altında da değil Mbappe ama Osimhen biraz daha ortalamanın üstünde olduğu için biraz Osimhen'i tercih ediyorum ben arkadaşlar. Rakip de Dumfries kullanıyor. Biliyorsunuz bizde de Dumfries var fakat takım etkisi sebebiyle kullanamıyoruz. Valverde çapraz açı. Ah lan ömrümü yediniz lan. Lan ömrümü yediniz lan orta sahalar. Vallahi billahi iki maçtır var ya. Ömrümü yediniz lan. Neyse. Mendy top indiremedi. Sol bek olarak Mendy'yi kullanıyorum. Arkadaşlar o kadar çok Robertson falan çıkarttım ki yani. Robertson'da 3-4 yıldız yapabilirdim ama ben Mendy'yi tercih ettim ya. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Real Madrid'in oyuncusu diye. Bu arada kötü bir oyuncu da değil arkadaşlar. Gerçekten hani 83'lük bir oyuncuya göre yükselttiğinizde. Hadi oğlum Mbappe. Ah. Valverde'yi bekledik, olmadı. Nasıl top koruduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Mbappe'nin? İnanılmaz bir top kontrolü, dribbling gibi hızı hızlanması var. Bu sayede arkadaşlar her türlü oyunu durdurup şekillendirebiliyor. Yani nasıl gösterebilirim bunu size? Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Bakın bir şey göstermeye kalktığınızda hep gösteremezsiniz ya. Arkadaşlar bakın top kontrolüne. Hemen çok hızlı dönebiliyor yani Mbappe. Ve hızlı bir şekilde depara başlayabiliyor yani. Öyle bir oyuncu. Aradan vereceksin. Gördük ama engelleyemedik. Offside. Yokmuş. Ulan Altay var ya. Bizi ipten aldı. Toptan sonra Altay konusunda doğru mu yaptık dedim ama. Osman arkaya koşu yapsaydım çok daha güzel olurdu paşa be. Yemin ediyorum. Aha. Çift defans yaparken şuraya da bastım. Arkadaşlar fark açmamız lazım. Fark açmamız lazım. Her şey olabilir. Yani umduğumuzu bulamayabiliriz. Elimizdeki fırsatı vermeyelim rakibe. Mümkün mertebe benim hemen ikinci golü atmam gerekiyor. Çok güzel Hakan'cığım. Çok güzelsin. Pasını verdim. Çok da güzel bir pası geldi Hakan'dan. Mbappe. Mbappe Valverde'yi oynadım. Yani bu net açık belliydi kankacığım. Neyse. Neyse sabır. Sabır sabır. Sabır sabır. Bugün sabır diyoruz arkadaşlar. Sürekli sabır diyoruz. Bugün sabır diyoruz. Ay ay. Lautaro. Allah adam hak etti abiciğim. Adam hak etti kardeşim. Orada Mbappe ile ver kaçı yaptı. Ceza sahasında Mbappe koştu. Adam attı. Adamda da 106'lık Mbappe var. O da sonuna kadar şansını zorlamış diyebiliriz arkadaşlar. Elindeki fırsat değerlendirmiş. Evet, bakın. Yine dediğim noktaya geldik. Farkında mısınız? Yine dediğim noktaya geldik arkadaşlar. Risk etmeyeceğiz arkadaşlar. Risk etmememiz lazım. Dumfries. Çok güzel. Kylian Mbappe. Karşılıklı Mbappe golleri. Osimhen Mbappe'yi çıkarttığı topta Mbappe rakibi arkadaşlar patates haşlama yaptı. Yani kale ağlarına rakibi dikti diyebilir miyiz? Yama yaptı diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Her şeyi diyebiliriz pozisyonla ilgili. Mbappe bunu pasını vermek istedi, olmadı. Olmadı hocam. Bu sefer başaramadık albayım. Rashford. Evet Rashford'un hani şut gücü var ya arkadaşlar. Adam onu kullanmak istedi Rashford'un şut gücünü. Ben biraz sakinleştireyim oyunu. Hakan. Hakan'ın koş. Koşun at. Bak rakip var ya güzel açıya geçti az savunmak için. Aradan oynayacaksın kankacığım. Ben anladım senin oyun tarzını da. Neyse. Hani sıkıntı yok. Bu ara pasları oyun tarzını biraz anladık. Problemi yok abicim. Osimhen'i uzatıyoruz. Mbappe alır mısın? Çok güzel kardeşim benim. Verdik. Hakan Çalanoğlu. Hakan tek pas.
Mbappe görüyorsunuz arkadaşlar, forvetin bir orta saha gibi. Ama orada koşu yapman lazım. Şimdi al Mbappe. Şimdi al. Çok güzel abisi. Çok güzel abisi. Bu işte. Bu. Yapacağınız olay bu. Kardeşim benim. Vallahi arkadaşlar 3-1'ledik yani durumu. Böyle diğer oyuncularıma da sokayım. Onları da görelim arkadaşlar. Ya görüyorsunuz yani. Van Persie ofansif alalım bari. Şöyle yapalım. Darwin. Arda'yı orta sahaya alalım. Yanına De Jong'u alalım. Çok saçma sapan değişiklikler yaptım, farkındayım ama kadromuz maşallah bayağı geniş arkadaşlar. Biz de şöyle kadromuzu şekillendiren dedik. Yani istediğim oyunculara şans vermiş oldum. Arkadaşlar Instagram sayfamda Total Futbol Türkiye sayfasında Arda Güler'in yüzünü paylaşmıştım. Siz de Instagram'da beni takip ederek bu tarz haberlerden arkadaşlar erken haberdar olabilirsiniz. Yani hani Insta sayfama gelerek arkadaşlar böyle yüz güncellemeleri vesaire ve oyunla ilgili önemli bilgiler, bunları Instagram'dan paylaşıyorum. Total Futbol Türkiye isimli sayfa, adminin yaptığım bir sayfadır. Neredeyse 6000 takip ulaşmak üzereyiz. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Tek yapacağınız Insta'da takip et tuşuna bas. Hocam. Hatalı paslar birbirlerini kovalıyor yani. Biliyorsunuz. Aynen. Bak. Sanki top çeviriyormuşum gibi oluyor. Sanki rakipten korkuyormuşum gibi oluyor ya. Yanlışlıkla şuta bastım az önce arkadaşlar. Mendy resmen tacı almak için geldi oraya. Arkadaşlar biliyorsunuz bizde R yok. Bam 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 yani. Bu ekstra durumlar olmadıkça top çevirmiyorum. Yani çok önemli bir maç değilse arkadaşlar. Benim açımdan. Ya da rakibe çok sinirlenmediysem top çevirmiyorum biliyorsunuz. Ama bu maçta bir tık çıkamadığımız için ileriye top çeviriyor gibi olduk yani. Aradan oynayacaksın kardeş, biliyoruz. Yaz da vallahi tebrik ederim. Ama bende R yok arkadaşlar dediğim gibi. Top çevirme durumu kesinlikle yok. Gerekirse üçüncüye atar, uzatmalara gider. Ama ben bunu 4-2 yapmak istiyorum. Konyalıyım arkadaşlar ben. Konya'nın plaka kodunu yazmak istiyorum ben buraya. Hadi lan Vampers, yeni girdim lan. Utandır lan bizi. Kardeş senin biraz şanslar eriyor gibi de. Hayırlısı bakalım, senin adına biraz umutluyum diyecektim. Olmadı. Evet bitti arkadaşlar maç. 3-2 LFC 11 karşısında galip gelmeyi başardık arkadaşlar. Vallahi güzel bir maç oldu bence. Umarım siz de izlerken videoyu keyif almışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Arka arkaya iki güzel maç. Görüş önerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.